Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Ben bu anı sizlerle paylaşmak istedim. Tavuklar hepsi bir araya gelmişler. Şu hendillerin güzellerine bak. Ne kadar güzel. Yer pozasına bak. Allah'ım ya Rabbim. Bizim bu horoz farklı. Tek ayağının üstünde niye durmuş acaba? Koç gibi bir şey. Aynı zamanda abim ağaçları budaklıyor. Dallarına bakıyor. Her yerde dal dolu. Daha toplamamışız. Budaklamış ağaçlar bunlar. Her sene budalaması lazım. Budalayınca daha da güzelleşir, daha da güzel meyve verir. Valla başında birkaç tane portakalı var. Ama bir bakımda bir de çiçek açmaya başladılar. Kaç gün sonra daha güzel çiçekleri açılır. Bir de çok güzel kokuyor. Limonlarından, portakallarından, mandalı ağaçların çiçekleri çok süper kokar. Bu büyük hindi bir de saldırıyor. Vallahi çok yanaşamam. Biraz daha bana doğru gelirse bırakıp kaçarım. Korkunç. Hanımlar da kıskanıyor. Dışı gluklara zarar vereceğimden kıskanıyor. Bakın dışı gluyu koruyor. Ona zarar vermemden korkuyor. Ben hiç kıyar mıyım ya? Dışı gluga hiç kıyar mıyım ben? Nasıl bir zarar vermemi düşünürsün? Bakın horozlar kavga etmeye başladılar. Bu da çok güzel. Bakalım kim kimi yener. Gluk onu ayırdı. Değerli arkadaşlar, bu siyah tavuk dümen büyük boyda olan saman paketlerin üstünde yere uçtu. Biraz da orayı bir kontrol edelim. Siyah tavuk samanın etrafında ayrılmıyor. Belki de orada kuluçka oturmuştur. Ama keşke oraya gittiğimde ben de öylesine çekseydim. Onu takip ettiğim bildiği için yanaşmıyor. Ben şu an tavuğun üştü yere geldim. Evet, yanılmadık. Çok da doğru düşünmüşüz. Tavuk burada. Kim bilir ne zamanda beri yumurtlamış. Biz de bir yumurtalarını sayalım. Kaç tane var? 3, 6, 9, 10. 5 tane yumurta var. Demek ki 15 gündür bu tavuk burada yumurtlamış.
zamanların arasında. Ama yumurtalığı almak için kova getirmem gerekiyor. Ben daha sonra almış olurum. Bunu koyalım. Burada oturmuş. Allah'ın izniyle dişlerim. Demek ki oradaki anla yer bulmuş. Yumurtladı. Kılıçka oturmuş şu an. Hem de samanın tepesinde. Onu huylandırmak istemiyorum. Bu sefer de uçarsa gelmeyebilir. Yumurtaları soğumasın. Yan olarak bana bakıyor ama yumurtalarında da ayrılmıyor. Hadi hayırlısı olsun. Ben tam samanın tepesinde olduğum için burada buzağıyı da rahatlıkla görebiliyorum. Mersi buzağların tekneleri. Bu büyük paketlerin içinde bu şekilde yumurta çıkıyorlar. Çoğu zaman çöpe gidiyor. O yumurtalar bozulduğu için. Buna da bir şey diyemeyiz. Önce kontrol etmemiz lazım. Bak burada manzarayı izlemek de güzeldir. Her yerde ağaçların dalları budaklamış oldular. Şöyle sizlerle birlikte bir bahar havasını yaşamak istedim. Bakın. Bize bahar gelmiş. Gerçi bizde hep bahar oldu. Biz kışı hiç yaşayamadık. Bir anda samanın üstünde tavuk kendine yer bulmuş, yumurtalamış, civciv çıkartacak. Bir anda tavuğumuz civcivleriyle birlikte. Çok da yanaştım civcivleri içinebilir. İşte burada yaşıyorlar. Kaç tane var? Bir sayalım hep birlikte. Ben saydım. Bakalım siz de sayabilir misiniz kaç tane olduğunu? Oy, ne güzel. Ay, sevsinler. Ne güzel kaşıyorlar. Böyle kapalı bir alanda. Üstü kapalı. Atrafı kapalı. Ağaçların içinde. Bu şekilde gece gündüz yaşıyor. Akşamları buraya giriyor. Böyle kapalı bir yer yapmışız onlar için. Can güveni güvende yani. Onlara su veriyoruz. Şu beyaz plastikte su var. Ekmek ıslatıp veriyoruz, yem veriyoruz. Anıları yediriyor. Bakın, bizim kedi işte kendini böyle sevdiriyor. Ay maşallah maşallah. Hadi yapayım bakayım hadi. Hadi bakayım hadi kap. Hadi kapabilirsin kap.
Aha, kaptı mı? Aferin. Papim. Papim ne yiyor? Pamuk. Pamuk biraz kilosu var. O yüzden o öyle hoplayamaz. Dur, Minuş ne yapacak? Minuş de patikleri bir hareketi var. O da çok güzel yürüyüş yapıyor. Minuş, gel bakayım. Gel, sana veririm. Minuş gel. Gel mama. Ha bak, dur. Minuş, şu hareketlerini yapsana. Hadi. Minuş. Minuş balığı yemekten bıkmış. Balık istemiyor. Minuş bana kaptı. Oo, nasıl da götürdü. Değerli arkadaşlar, buraya kadar videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlar.